İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 6 Ocak günlerden Perşembe gündemden haberlerle Leylan TV ekranlarında karşınızdayız. Bursa ile başlayalım öncelikle. Bursa'da geçtiğimiz gün işe giderken yolda telefonunu gasp etmeye çalışılmıştı bir gencin. Üniversitede okuyan ve aynı zamanda ailesini geçindirmek için çalışan gencin annesi konuştu. Benim oğlum Kadir Şeker gibi oldu dedi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi işe giderken sokakta telefonla konuşuyordu. Arkasından gelen 20 ayrı suçtan sabıkası olan adam gencin telefonunu gasp etmek istemiş, tornavida ile genci tehdit etmişti. Genç adam da yanındaki bıçakla gaspçıyı bacağından bıçaklamış ve ölümüne neden olmuş. Ardından tutuklanmıştı. Yani şok halindeydi. Biz de şaşırdık abisini aldı gitti. Ondan sonra 112'yi aramışlar. Ben rahatsızım zaten. Epilepsi hastası var. Hastasıyım, atletik anemiyim. Psikolojik rahatsızlıklarım var. Çocuğumun ne olduğunu hiç bilemedim. Bursa Osman Gazi'ye bağlı Yaşlı Bey Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından tutuklanan genç, işten geç çıktığım için bıçak taşıyorum. Gaspçı tornavidayı karnıma dayadı, korktuğum için bıçak çektim demişti. Okuyor. okuluna düzenli giden çocuk, okulu olmadığı zamanları çalışır, işten gider, işe gelir. Yani sinek, tib, karanca bile incitmeyen evladım. Sevgi dolu, ailesini sever, kendini sever, hayvanları sever. Bu dayamış, sonra videoya bölüne koymuş. Ondan sonra seni burada öldürürüm demiş, kimse de bulamaz seni demiş. Keşke taşımasaymış. Ama benim oğluma olmasa o ölü... benim oğlum ölecekti. Üniversite 3. sınıfta okuyan, aynı zamanda ailesinin geçimi için çalışan genç cinayetle yargılanıyor. Kazı şekeri olayını işte gördük, izledik, duyduk. Kimse çıkıp da imdat diye bağırmış, kimse görmemiş. Herkes korkuyor, aynı kadir olayı gibi oldu benim çocuğumun başına da böyle geldi. Bursa İnegöl'de bir inşaatta çalışan genç adam demir bağlıyordu. Elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları adamı hastaneye getirdi. Bursa İnegöl'de toplu konut inşaatında çalışıyordu 28 yaşındaki Ömer Bey isimli genç adam. Demir bağlama işlemi yaparken elektrik akımına kapıldı, fenalaştı. <laughs> Mesai arkadaşları Ömer Bey isimli adamın elektrik akımına kapıldığını görünce hemen özel araçla adamı hastaneye getirdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde adamın tedavisi sürüyor. <laughs> <laughs> Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Bursa'da kazaya davetiye çıkaranlar da vardı. Çevre yolunda motosiklet sürücüsünün önüne ters binen de vardı. Sadece otobüslerin girdiği yola girip otobüsle kafa kafaya gelendi. İzleyelim. Bursa'da kazaya davetiye çıkaranlar vardı. Bu görüntüler Osman Gazi'de çevre yolunda kaydedildi. Motosiklet süren gençlerden biri önünde başka bir arkadaşını da taşıyordu. Fakat gencin kafası motosikletin direksiyonunun orada, gencin ayakları ise sürücünün arka kısmındaydı. Bir diğer kazaya davetiye çıkaransa ters şeride giren sürücü oldu. Bursa Terminal yolunda belediye otobüsü için ayrılan yola girdi sürücü. Otobüsle kafa kafaya geldi. Sürücülerin dikkati olası kazayı önledi. Araç sürücüsü geri geri çıkmak zorunda kaldı. Son bir yıl içerisinde %300 oranında zamlanan un fiyatları nedeniyle geçtiğimiz aylarda ekmek fiyatları arttırılmıştı. Ancak fırıncıların girdi maliyetlerinin yukarıya doğru seyretmesi son bulmadı. Üretim aşamasında buldukları neredeyse her kaleme gelen zam fırıncıların ayakta kalmasını zorlaştırdı. Bursa'da bazı işletmeler kapandı, bazıları da kepenk indirmemek için nefes aldıracak bir zam bekliyor. Her gün, her gün zam gelir mi? Sabah, akşam, bire dört. Nasıl karşılayacağız? Nasıl ayakta duracağız? Ekmeğin tüm üretim aşamalarında kullanılan ürünlere gelen zamlar ekmekte yeni bir fiyat artışı sinyali veriyor. Sadece un fiyatlarına bakarak bu işi değerlendirmemek lazım. Enerji maliyetlerimiz var. Enerji derken doğalgaz, elektrik, odun. Artı ambalaj fiyatlarında, kağıt ve poşetlerde anormal yükselişler oldu. 1'e 4. Nasıl karşılayacağız? Nasıl ayakta duracağız? ve herkes ekmek fiyatları yükselmesin, sabit kalsın deniliyor. E nasıl bu? Akıl mantığa sığacak iş değil. 50 kuruş daha olmasa olmaz bir rakam görüyoruz. Yani 3 lira kesinlikle 3 liradan aşağı hizmet etmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Rakamlar onu söylüyor. Toprak Mahsulleri Odası'nın un fiyatlarındaki artışla fırıncılara verdiği 195 lira un desteği biterse ekmek fiyatları daha da artabilir. Toprak Masulleri Ofisi bu desteği vermeseydi, bugün fiyatımız buçuk liradan aşağı değildi bugün ve önümüzdeki dönem içinde en aşağı 50 kuş daha alırdık. Yürümez. Ekmeği ucuz olması gerek, gerektiğini düşünüyoruz. Tamam en ucuz ekmeği verelim hepimiz ama bunun fırıncaya desteği, desteği şart. Temel gıda ürünü olan ekmeğe gelen zamlar vatandaşın tepkisine yol açıyor. Ancak fırıncılar girdi maliyetlerinin karşılanamamasından dolayı işletmelerini kapatmak ya da devretmek durumunda kalıyor. El değiştirme sürekli artıyor. Son 6 ayda yüzün üzerinden fırın el değiştirdi. Kapanan da var. 20-25 civarında da kapanan var. Ve eve ekmek parası götüremiyoruz artık. Bu durumdayız. Daha uygun fiyatlı olduğu için vatandaşlar belediyelerin ürettiği ekmekleri tercih ediyor. Fakat belediyeler bunu belli bir kapasiteyle yapıyor. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu eğer kapasite artırılırsa bunun fırıncılara zarar vereceğini söyledi. Yüzde onu geçmemeli. Ben şahsi görüşüm bu. Yüzde onu geçmemeli ki sektör ezilmemeli. Belediye ekmeğinin ucuz olması hiçbir şekilde vatandaşın karına olduğunu düşünmüyor. Belediyeler daha farklı olaylara bakması lazım. Ucuz ekmeği biz fırıncı olarak bütün Bursa'ya verebiliriz. Belediyelerle bu konuda çalışabiliriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere ve yapılan memurlara yapılan maaş zammını eleştirdi. Emeklilere seslendi. Oy vermeyin dedi. Yaklaşık 10 milyon CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm işçi emeklileri dul ve yetimleri derneğini ziyaret etti ve burada emeklilere seslendi. Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek. Temel düşünceleri bu. Çünkü ben emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. Nasıl olsa hiç para vermesek de emekli bize aylığını verir. Bütün emeklerden ricam. Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız hesabını demokratik yollarla sormak sizin göreviniz zaten. Emekli ve memur maaşlarına gelen zam oranlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, oy vermeyin dedi. Kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor. Bütün emeklerin bir araya gelmesi lazım. Bütün emeklerin ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklerin eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim demesi lazım. 10 milyon kitle birlik olursa ya siz istediğiniz parti iktidara taşırsınız. CHP lideri hükümete seslendi. Ya bunlarda vicdan var mı? Bunlarda merhamet var mı? Bunlarda sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi anlayışı var mı? Yoksulluk değil, açlıksın diyor. 2500 liraya çıkardık en düşük emeklilik aylığını diye neredeyse davul zurna çalacaklar. Ya 2500 lirayla kim nasıl geçinecek ya? Kocaeli Dilovası'nda İyi Parti üyesi olan bir adam sosyal medya hesabından AK Parti seçmenine küfür etti. Etti küfürlerin ardından video büyük tepki topladı ve İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yani verenin... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İyi Parti üyesi olduğu söylenen adam sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yani bu AK Parti'ye oy verenin Ak Parti diye bir partiyi savununun... Bu videoda Ak Parti'ye oy veren kişilere küfür etti. Ee, buradan yakınım uzam hiç fark etmez, ee, iste, istediği yerde paylaşabilir. Ben de Demirciler köyünde yaşıyorum Kocaeli olsun yani böyle bir, böyle bir vatan düşmanı böyle bir yok. Paylaşım tepki topladı. Kocaeli İYİ Parti İl Başkanlığından video ile ilgili açıklama geldi. Adamın partiye 3 ay önce üye olduğu ve herhangi bir görevde yer almadığı, videodan sonra da üyeliğinin kesildiği açıklandı. Diyarbakır'da küçük kız çocuğu 10 aylık kardeşine yediği gofretten uzattı. 10 aylık bebek de bu gofreti yerken boğazına bir şey takıldı. Nefessiz kalan çocuğu annesi kurtardı. Bebeğin boğazına takılan şey gofretin içinden çıkan sert kağıttı. Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı. Küçük çocuğun boğazına takıldı bu parçalar. Küçük çocuk ölümden döndü. Annesi yetişmeseydi boğazında kalıp bu çocuğa Allah korusun bir şey olsaydı bunu vebanli kim verirdi? Diyarbakır'da yaşayan Özden ailesi marketten gofret aldı. Gofreti kızlarına verdi. Küçük kız da gofretten 10 aylık kardeşi Ahmet Asaf'a verdi. Ahmet'in yediği gofretten çıktı kağıt sırtına vuruyor vuruyor sırtından bir şey çıkmayınca elini şöyle şu şekil boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor. Küçük çocuğun boğazına kaçtı kağıtlar. Ahmet Asaf'ın annesi parmağıyla bebeğini boğulmaktan kurtardı. Bu kağıtla dediler ki siz bir şey yapamazsınız. Bizim derdimiz burada hani para almak ya da başka bir şey değil. Bunu kimse böyle bilmesin. Bizim çocuğumuzun e, sağlığı söz konusu. Bu bizim çocuğumuz oldu yarın başkasının çocuğuna olur. Ve böyle büyük firmaları da hani denetlemiyorsunuz. Bunun, ben bunun bilincindeyim. Gıda zinciri firma aileye özür niyetinde kendi markalarından oluşan gofret çikolata gibi ürünler gönderdi. Biz bunları kabul etmeyince onlar getirip güvenliğe bıraktılar. Ailelere şu çağrımız var çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol etsinler, dikkat etsinler. Sonuçta sağlık önemlidir. Denizli'de bir adam eşiyle boşanma aşamasındaydı. Eşinin kendisini aldattığını söyledi ve patronunun aracına el yapımı bomba düzeneği sakladı. Adam bu düzeneyi fark etmeseydi şu an ölü olabilirdi. Boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını iddia etti, internetten bomba yapmayı öğrendi. Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği patronunun aracının altına koydu el yapımı bombayı. Mehmet A isimli adam otomobilin çamurluk kısmından sarkan poşeti fark etmeseydi bomba patlayacaktı. Korkunç olayın adresi Denizli Pamukkale. Otomobildeki poşetin içinde cep telefonu, pil ve kablo düzenekleri olduğunu fark eden adam durumu polise haber verdi. Bomba imha uzmanı uzaktan kumandalı ve patlayıcı olduğu belirlenen düzeneyi etkisiz hale getirdi. Araca bomba düzeneğini yerleştiren şahsın Hasan D. isimli adam olduğu tespit edildi ve adam gözaltına alındı. Evinde de el yapımı patlayıcı yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bomba yaptığını kabul eden adam, internette bomba yapmayı öğrendiğini, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini Mehmet A. ile aldattığını düşündüğü için böyle bir şey yaptığını itiraf etti. İstanbul'da yaşayan engelli kadın, sana konut kredisi vereceğiz diyen dolandırıcılara inandı ve boş kağıda imza attı. Kadının bütün parasına el konuldu, şimdi ekmek alacak parası dahi kalmadı. Kendisine konut kredisi vereceklerini söylediler. Önce kahvaltı hazırladılar, sonrasında da kadından imza aldılar ve üzerine borç çıktılar. Ondan bir kağıt almışlar, demişler burayı imzala bir saat sonra hesabıma 10 bin lira para yatırılacak demişler. Ee, 10 bin lira para gelen giden bir şey yok. Sonra bir ay sonra bir kağıt gelmiş icra kağıdı. Adamları aramış demiş ki bana bir kağıt geldi bunu siz demişler onu hiç kayla alma. O hiçbir şey değil. Sen boş ver onu. O biz onu rol icabı o, yolladık. Bütün varlıklar mel konuldu yani. mı? evet gerçekten. İstanbul'da yaşayan Hin Kaper Marik isimli kadın şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağımlı. Engelli kadını dolandırıcılar ev sahibi olacaksın diyerek kandırdı. Böyle sürünüp bir göz yani bu ne yani İşkence. Boş kağıt da imzalatmışlar üstünü komple doldurmuşlar muvaffakname diye. Şimdi e, kuzenimin bütün maaşlarına hepsine birden el koyuldu, iki aydır. Ekmek alacak parası yok. Meğerse o imzaladıkları kağıt, üç tane iPhone satışı yapmışlar üzerinden. Onu satmışlar ve bunu da icraya veriyorlar faturayı ödemedi diye. Şu anda 49 bin lira. Ve muvaffakname diye bir şey vermişler. Bütün malına, mülküne, parasına, her şeyine el koyabilme yetkilerini onun verdiğini söylüyor. O imza alta, üstü boş. Komple doldurmuşlar devletimizin lütfen bize yardım etmesini istiyoruz. Gerçekten ve insanlar lütfen 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 kimse karşılıksız para vermiyor. Kesinlikle inanmayın. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar.